yapmamızı Ankara Engelli Anneler ve Çocukları Ankara Engelli Anneleri ve Gönüller Derneği Başkanı Şenay Keçeci yapacak. Konusu engelli bakımını üstlenen kadınların emeklilik hakkının devlet tarafından tanınması. Herkese merhaba. Ankara Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüleri Derneği adına buradayım. Öncelikle Dikmen Kapısı'nı 20 kişiye, 20 engelli STK'sı temsilcisine izin vermeyen Meclis Emniyet Kuvvetleri'ni kınıyorum. Biz onlarla genelkurmay girişiminde bir tartışma yaşadık ve bana ve yanımdaki arkadaşlarıma psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladılar. Bugün 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü ve bu hükümetin engellilerin ne kadar farkında olduğunu bize uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetten anladık. Şu gördüğünüz toplamın hepsinin Dikmen Kapısı'nda basın açıklaması yapmasına engel ne teşkil ettiğini ben hala anlayamadım. Şimdi size bizim bir kampanyamız var. Onunla ilgili basın açıklamasını okuyacağım. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde, BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşmede ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Fakat bugün ülkemizde yaklaşık 600 bin kişi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde, BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazan sosyal güvenlik hakkından mahrum yaşamaktadır. Bu 600 bin kişi devletin sorumluluğu olan ağır engellilerin bakımını yapan kadınlardır. Kadınlar 20, 30 hatta 40 yıl boyunca haftanın 7 günü, günün 24 saati engellilerin bakımını yapmaktadır. Evde ağır engelli bakımını yapan kadınların tek gelirleri aylık 1797 lira 97 kuruş bakım maaşıdır. Ve bunun dışında herhangi bir sosyal güvenceleri yoktur. Euro ve doların yükselmesiyle bu 1797 lira 70 97 kuruşun ne anlama geldiğini size bırakıyorum. Devlet kendi sorumluluğunda olan bir işi asgari ücretin altında ve sosyal güvence sağlamadan kadınlara yaptırmaktadır. Evde ağır engelli bakımını üstlenen kadınlar olarak emeklilik hakkımızın verilmesini ve sosyal güvencemizin olmasını istiyoruz. Engelli bakımını yapan kadınlar olarak gelecek kaygımız olmadan çocuklarımızın, eşlerimizin, yakınlarımızın bakımını yapmak istiyoruz. Bunun için emeklilik hakkı istiyoruz. Engelli bakımını üstlenen kadınlar olarak taleplerimizi somut hale getirmek için bir kampanya başlattık. Kampanyamız bir ay gibi kısa bir süre içinde 11 bin imzaya ulaştı. Yetkilileri bu kampanyamızı ve taleplerimizi dikkate almaya çağırıyoruz. Evde ağır engelli bakımını üstlenen kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve emeklilik haklarının verilmesi için yetkilileri bir an önce hemen harekete geçmeye çağırıyoruz. En başta da psikolojik şiddet dedim ya, emniyet güçleriyle aramızda şöyle bir de tartışma çıktı. Hükümete laf atıyorsunuz. Hayır, biz hükümete laf atmıyoruz. Biz hükümetten yapması gereken bir şeyi yapmadığı için talep ediyoruz. Ve bunun yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun yeri de görünür olmak. Bunun yeri de Dikmen Kapısı. Bu park değildi. 3 Aralık'ta hiç değildi. Saygılar.